la yemlikune şefa'a ve hiç kimsenin şefaat hakkı da yok. İlla men ittehaza indarrahmani ahda. Sadece ve sadece Rahman'ın katından ahit almış, Rahman'dan söz almış veya Rahman kendisine yetki vermiş olduğu kimseler dışında hiç kimsenin de şefaat etme hakkı olmayacak. Kimse şefaat edemeyecek. Bu kıyamette kim olursak olalım, yapımız ne olursa olsun, takva seviyemiz ne olursa olsun, günah seviyemiz ne olursa olsun, bu iki kesimden birisi içindeyiz. Rabbimiz müttakilerden eylesin de. Fakat yani üçüncü bir seçenek yok. Ya Allah'ın konukların karşılandığı gibi karşılayanlardan olacağız, ya da birileri biz olmayalım, ya da birileri adeta suya susamış hayvanların su gördükleri zaman kaçışları gibi, yani karşılamayı bir tarafa bırakın, kendi başına bırakılmış darmadağın sürüler gibi bırakılacak insanlar olacak zaman içerisinde. Şefaati niye gündeme getirdi peki Allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de genelde tam böyle noktalarda şefaatin söz konusu edildiğine dikkat edelim. Biz genelde Kur'an'ı konu bazlı alırız. Yani konumuz şefaat, hadi şefaatle alakalı ayetleri alalım. Öncesi sonrası ne var? Göz ardı ettiğiniz zaman birçok önemli husus göz ardı edilmek zorunda kalınır. Neden? Çünkü Allah Teala şefaatten bahsediyor, doğru. Bu cümle var. Buna benzer Kur'an'da 24 civarında ayette bu şefaat söz konusu edilir. Hepsinin bağlamı aşağı yukarı birbirinin benzeridir. Cümleyi sadece çekip şefaat var mı yok mu üzerinden bir tartışma, Kur'an'a dair bir tartışma değildir. Sadece kendi kanaatlerimizi Kur'an'a onaylatmaya dayalı bir tartışmadır. Bunu belirteyim. Çünkü şefaatle alakalı ayetlerin tamamı, şefaat beklentisine giren mücrimlerin, günahkarların, kafirlerin, müşriklerin hatta o beklentilerini sıfırlamak için Allah Teala söyler bunu. Şefaatle alakalı bütün ayetlerde hep bu var. Şefaat beklentisine girerek hayatı pervasızca, lalet tayin, istediği şekilde kafasına göre takılarak yaşayan insanların bu beklentilerinin doğru olmadığını, bu beklentilerin hayal olduğunu anlatmak üzere Rabbimiz bunu ifade eder. Dikkat edin, mücrimlerle alakalı konu bahsedilirken yeniden Allah Teala dedi, Rahman'ın katından ahit almışların, söz almışların ya da Rahman'ın yetki vermiş olduğu kimselerin dışında kimse şefaat etmeyecektir. Nedir bu yetki alma? Ya da Rahman'dan bir ahit, bir söz alma nedir? Nedir bu? İlk dönem müfessirlerinden itibaren de aşağı yukarı konu aynı çerçevede izah edilmiş. İman ve amel sahibi olanlar. İbn Abbas diyor ki burada, ahit ve söz Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, güç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğunu kabul etmek, Allah'tan başka kimseden beklentiye girmemek, hani kulların Allah üzerinde hakkı vardı ya, nedir o? Bu şekilde iman ederseniz benim de sizi cennete koyma görevim var, hakkım var diyor Allah Teala. Sizin bendeki hakkınız, bana benim istediğim şekilde kulluk yaparsanız benim sizi cennete koymamdır. Benim de sizin üzerindeki hakkım nedir? Sizin de bana kulluk yapmanız, hiç kimseye ortak koşmadan kulluk yapmanızdır. İşte bu ahit müminler, müttakiler tarafından yerine getirildiği takdirde elbette Allah Teala nezdinde rahata erecek olan kimseler olacak bunlar. Tabii burada kimin şefaat edeceği ve kime şefaat edileceği de, yani konu şu değil aslında. İster istemez bu tür konuları tartışmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü her şeyi neticede, her önemli zannedilen şey neticede Kur'an'a götürülmeye çalışılıyor. Öyle bir toplumdayız. Bir şeyin doğruluğunu ispat etmek için referans noktası hep genelde Kur'an gösterilir. Varsa var, yoksa yok şeklinde gibisinden. Bakın Kur'an şefaatin var mı yok mu olduğuna dair bir cevap bulamazsınız. Kur'an'ın sözünü ettiği şey, Allah'ın izin verdikleri dışında kimse şefaat edemeyecek ve Allah'ın izin verdikleri dışındaki kimseye de şefaat edilemeyecektir. Bunun dışında arasanız da başka bir şey bulamazsınız. Kim kime şefaat edecek bilmem ki, dünyada konuşulan bir şey değildir. Ashabın gündemi de böyle değildi aslında. Fakat biz hayatı pervasız yaşayınca bir kurtuluş, bir can simidi olarak bu şefaat konusuna sarılıyoruz.
dünyada konuşulacak bir konu değildir. Değildir çünkü Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam daha vefat etmeden önce sahabeye, onların şahsında bizlere bir hatırlatmada bulunuyor. Mesela Buhari'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle Kevser'in başında, havuz mudur, nehir midir ya da her ikisi midir? Kevser'in başındayken ümmetimle birlikte uzaktan bir grup, bir cemaat Kevser'e doğru gelmeye çalışacaklar ve onlar bana ulaşması engellenecek. Ben diyeceğim ki bunları ben yüzlerinden tanıyorum, bunlar benim ümmetim. Bunlar gelsinler desem de bana denilecek ki bunlar senin ümmetini zannediyorsun ama senden sonra bu dine ne hurafeler ne bid'atler yerleştirdiler. Cümle aynen bu. Din değiştirdiler değil. Bu dine bid'atler yerleştirdiler. Din olmadığı halde din haline getirdikleri kurallar vardı. Bunlar bu dini bozlar. Bunlar senin yanına gelemeyecekler. Gel, hayır gelmeyecekler. Allah Resulü'nün yetkisi nerede şimdi? Kendi başına. Allah Teala'nın izin verdiklerinin dışında bu olmuyor. Ya Resulallah bizi de listeye yazsana. Şefaat ya Resulallah. Yok yani peygamberin yetkisi yok bunda. Bakın ben gel diyeceğim onlar hayır gelmeyecek diyecek. Neden? Çünkü bu noktada şefaat edilecek kimselerin de kim olduğuna dair de Allah Teala bilgi vermiş olacak. Yani tabiri caizse şefaat edileceklerin listesi de Allah tarafından, edeceklerin kim olduğu da Allah tarafından belirleniyor bu durumda. Burada konuşacağımız bir şey değil. Şahsen acizane elbette ben Allah Resulü'nün şefaati uzmasının olduğuna ben inanıyorum. Ama kime? Umarım bana, umarım size, umarım hepimize. Ha şefaate inanmayanlara da beni bağışlayın. Allah onları şefaatinden mahrum eylesin deriz. Nasıl inanmıyorlar yani? İnanmayanlar için söylüyorum. Allah onları şefaatten mahrum eylesin deriz. İhtiyaçları da yok zaten. Benim ihtiyacım olabilir. Hepimizin ihtiyacı olabilir bu yönüyle. Dolayısıyla bu Kur'an merkezli bir tartışmanın aslında sonu yok. Tekrar ediyorum. Kim edecek, kime edilecek sorusunun cevabını Rabbimiz verir. Mesela